Aziz hemşehrileri, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah yüzünüzü hak eylesin diyorum. Yüz aklı, yüz aklı iki cihana bedel. Sonuçta iki kapılı bir handayız, bir menzildeyiz. Muhakkak herkes doğan ölecek, ölmemek için doğmamak lazım. Doğan herkes mutlaka menzile gidecek. O halde buradaki çalışmanın amacı ne? Yüz akıyla menzile varmak. Yüz akıyla menzile nasıl varılıyor? Yüz akıyla menzile insanlara hizmet ederek varılıyor. İnsana hizmet edersen, rızasını alırsan, çünkü insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. Ona hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. Dolayısıyla da eğer ki halka hizmet yaparsan, rızasını alırsan, işte o zaman menzile varırsın. Bizim de gayemiz, ilkemiz hep beraber menzile yüz akıyla varmak. Tek başına kurtulmak yok. Hep beraber. Bir şey başaracağız, hep beraber. Bir yolda yürüyeceğiz, hep beraber. O bakımdan birliğimiz, beraberliğimiz her şeyin önündedir. Güzel kardeşlerim, 7 Haziran'da bir seçim yapıldı biliyorsunuz. Bu seçimden sonra bir sonuç ortaya çıktı. Gönül arzu ederdi ki bir koalisyon kurulsun ama bir şekilde olmadı. Partiler her ne kadar kırmızı çizgilerimiz yok dediyse bile sonuçta herkes kendi durduğu yerden bir adım ileri gitmeyince ortaya bir koalisyon çıkmadı. Çıkmayınca anayasada yazan kurallar işledi ve sandık yeniden milletin önüne geldi. Dolayısıyla bu aziz milletim, Sivaslı hemşehrilerim, bütün geçen süreçleri de dikkate alaraktan en doğruyu, en iyiyi seçeceklerine inancım tamdır. Muhakkak ki çevremiz bir ateş çemberi. Çevremiz ateş çemberi içerisinde Türkiye'de nasıl bir iktidara ihtiyaç var? Güçlü bir iktidara ihtiyaç var değil mi? Zayıf iktidarlar, güçsüz iktidarlar, ne zaman gelip ne zaman gideceği belli olmayan iktidarlar Türkiye'nin hele bu coğrafyadaki sorunlarını çözme yeteneğinden uzaktırlar. Bakın 2002'ye kadar Türkiye'de 58 hükümet geldi. Abdullah Gül'ün başbakanlığının yaptığı hükümet 58. hükümetti. Ne zaman Cumhuriyet kuruldu? 1923'ten. 1923'ten 2003'e kadar. 2002'nin işte Kasım'ı diyoruz ama 2003'e kadar. 80 yılda 58 hükümet. Yani 1,5 yıl. 1,5 yıl ortalama bir hükümetin ömrü. 1,5 yılda proje yapılabilir mi? İşte belediye başkanımız da var. Diğer kardeşlerimiz de biriler. 1,5 yılda bir proje yapamazsın. Projeyi yapsan tamamlayamazsın. Dolayısıyla süreklilik olmazsa, istikrar olmazsa bir şeyi tamamlayabilmek, eseri ortaya çıkartabilmek kolay değil. İstikrarın çok büyük bir önemi var. Bu sadece Türkiye'deki yatırımcı için değil, yurt dışındaki yatırımcı için de çok büyük bir önemi var. Aslına bakınca bu seçimlerin en büyük etkisi yurt içinden ziyade yurt dışındaki yatırımcının Türkiye'de ne olacağına ilişkin doğru bir karara varamamasından dolayı yatırımları ertelemesidir. Yabancı yatırımcı yatırımları ertelerse o zaman Türkiye'nin gelişmesi durur, büyümesi durur, istihdamı durur. Ben geçen gün onu söyledim. Eğer ki koalisyon olursa Türkiye'nin büyüme rakamı düşer dedim. Yani bunu neye dayanarak söyledim? Geçmiş tecrübelere dayanarak da. 70'li yıllar koalisyonlu dönemdi, doğru mu? 90'lı yıllar koalisyonlu dönemdi, doğru mu? 50'li yıllar tek başına Menderes'in dönemi. 65-71 arası Demirel'in dönemi. 83 işte 91 arası 90'lı yılların başları rahmetli Özal'ın dönemi. Ve 2002'den işte 2013'e 14'e kadar da geçen yıla 14'e kadar da Recep Tayyip Erdoğan'ın dönemiydi. Herkes elini vicdanına koysun, karar versin de koalisyonlu dönemlerdeki Türkiye'nin büyüme oranına baksın. Bir de tek parti iktidarları dönemdeki büyüme oranına baksın. Büyüme oranlarının yüksek olduğu dönemlerde yeni yeni iş sahaları açılır ve bizim evlatlarımız işe kavuşur. Eğer dolayısıyla koalisyonlara yeniden dönersek büyüme düşer, doğru mudur? Yani ben yanlış da düşünmüş olabilirim ama geçmiş tecrübeler bunu gösteriyor ki koalisyonlu dönemlerde Türkiye'nin büyümesi durmuştur. Bakın 99-2000 arasındaki Türkiye'nin ortalama büyüme oranı %1'in altındadır. Bakın bir koalisyon var. 3 partili koalisyon. 99-2000. Büyüme oranı ne kadar? %1'in altında. Şimdi ne kadar? Yaklaşık işte son 10-12 yıllık dönemde ortalama %5. O halde elinizi vicdanınıza koyun, karar verin. Eğer bir dönemde %1'in altında büyülüyorsa, diğer dönemde de 12-13 yılda da %5 büyülüyorsa